Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimle birlikte 4. ünitenin son konusunu işleyeceğiz. Konumuz araştırma yapıyorum. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki daha önceki konularımızda teknolojinin insan hayatına etkilerini, İnternette nasıl araştırma yapmalıyım? Bu konuları öğrenmiştiniz. Şimdi örneğin bir araştırmanız var. Araştırma yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Sizlerle birlikte bunları işleyeceğiz. Bilimsel bir çalışma veya araştırma yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Yani evet, şu ana kadar bilmiyor olabilirsiniz ama bu saatten sonra, bu dersten sonra nasıl araştırma yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Şimdi teker teker bakalım. Bunu bir basamak olarak düşünebilirsiniz. Araştırma yaparken birinci basamakta dikkat edeceğiniz şey. Öncelikle en basiti, araştırma yapacağın konuyu belirle. Örnek veriyorum, öğretmeniniz bir ödev mi verdi? Ya da siz bir şeyi çok mu merak ediyorsunuz? Bu zaten sizin araştırma konunuzdur. Bunu kafanda belirle. Nedir benim ödevim? İşte çevre kirliliği. Hocam işte internetin zararları. Bakın. Konuyu belirlediniz. İlk yapacağınız şey budur. Daha sonra kitap, gazete, dergi, internet gibi farklı kaynaklar kullanmalısınız. Özellikle bakın, altını çizdiğim kısma dikkat ediyorsunuz. İkinci basamakta yapmanız gereken şey birbirinden farklı kaynaklar kullanmak. Şimdi bu dönemde öğrencilerimiz ya da insanlar genellikle hangisine yöneliyorlar? İnternete yöneliyorlar. Çünkü neden? En kolayı. Herkesin cebinde var, herkesin evinde internet var. Giriyorsunuz, Google'a yazıyorsunuz ve karşınıza yüz binlerce, hatta milyonlarca sonuç çıkıyor. Hem de bir saniye içerisinde. Ama biz şunu öğrenmiştik sizlerle beraber. İnternette araştırdığımız, yazdığımız her şey doğru mu? Karşımıza çıkan her şey gerçek mi internette? Tabii ki hayır. Çünkü internet insanların bir şey katabildiği bir yer. Belki bilerek bizi yanıltmak istiyorlar. Belki içerisine yanlış bilgi koyuyorlar. Yani tamamıyla internete yönelmek hatadır. O yüzden araştırma yaparken şuna dikkat etmelisiniz. İkinci basamakta farklı kaynaklar kullanmalısınız. Kütüphaneye gidin, bilen kişilere sorun, uzman kişilere sorun, kitaplardan yararlanın, gazeteden yararlanın, dergiden yararlanın. Yani birbirinden farklı kaynaklar kullanın. Örneğin birinci basamakta diyelim ki biz çevre sorunları konusunu seçtik ya da çevre kirliliği sorununu seçtik. Çevre kirliliğini internetten araştırın, dergiden araştırın, gazeteden araştırın. Yani bir kaynağa bağlı kalmayın. Devam ediyorum. Üçüncü basamak ve belki de en önemlilerinden bir tanesi, yararlandığımız kaynaklardan aldığımız bilgileri tırnak içinde yazmalıyız. Yani o bilgi kime aitse onu tırnak içerisinde yazmalısınız. Çünkü o sizin bilginiz değil. Başka bir yerden alıntı yaptınız. Bunu neyle belirtmeliymişsiniz? Tırnak içerisine almalısınız. Dördüncü basamak, çok dikkat ediyorsunuz. Bu basamağı arkadaşlar, özellikle buraya da bir ünlem işareti koyuyorum. Bu basamak bizim için araştırma yaparken en önemli kısım, kaynakça kullanmalısınız. Hiç kitapların en arka sayfasını açıp baktınız mı? Genellikle bizde şöyle olur. Açarız, bakarız, bir şeyler yazmışlar buraya. Çok da önemli değil, geçeriz. İşte kitapların en arkasında genellikle neler olur arkadaşlar? Kaynakça. Peki nedir bu kaynakça? Şimdi birlikte detaylı bir şekilde bakalım. Kaynakça, bir araştırma yaparken nereden yararlandığınızı o kısma yazmaktır arkadaşlar. Yani kimden yararlandıysanız, hangi kitaptan yararlandıysanız onu kaynakçaya yazmaktır. Peki bu neden önemli? Şimdi uyarı kısmımıza bir bakalım. Başka bir kişiye ait olan bir bilgi, fikir ve görüşlerin kaynak belirtilmeden sanki kendinizinmiş gibi kullanılmasına ne deniliyormuş arkadaşlar? İntihal deniliyor. Yani anlayabileceğimiz şekliyle akademik hırsızlık. Aslında siz böyle bir şey yapıyorsanız ne yapmış oluyorsunuz? Bilgi hırsızlığı yapmış oluyorsunuz.
Bilgi hırsızlığı. Çünkü arkadaşlar bakın, o kitabı yazan kişi belki de o bilgiyi yazabilmek için aylarca, yıllarca didindi, çalıştı. Bir emek sarf etti. Sen o cümleyi, o kısmı kendininmiş gibi alıp yazarsan akademik hırsızlık, yani bilgi hırsızlığı yapmış oluyorsun. Bunun diğer adı neymiş arkadaşlar? İntihal. İşte biz akademik hırsızlık, yani bilgi hırsızlığı yapmamak için yararlandığımız bilgileri, yararlandığımız kaynakları kaynakça kısmına kesinlikle yazmalıyız. Geliyorum çok önemli kısmına. Araştırmamızda yararlandığımız bilgilerin kimden ya da nereden alındığını belirtmek için ne yazarız arkadaşlar? Dipnot ve kaynakça yazarız. Kitaplarınızın arkasını açıp bakabilirsiniz. Dipnot ve kaynakçaları göreceksiniz. Peki bakalım, kaynakçada hangi bilgiler kullanılır? Sonra da ben size örnek bir kaynakça göstereceğim. Arkadaşlar, kaynakçada öncelikle aldığınız bilginin kimden aldığınızı, özellikle eser sahibinin soyadını başa yazıyorsunuz. Sonra hemen arkasına adını yazıyorsunuz. Eserin adını, yani hangi kitabıysa, hangi kitaptan aldıysanız kitabın adını ya da eserin adını yazıyorsunuz. Kaynakçada yayın evini yazıyorsunuz. Basıldığı yeri ve basım tarihini de yazmanız gerekiyor. Şimdi ben elime 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabını aldım. Ders kitabının en arka sayfasını açıyorum ve sizlere bir tane örnek kaynakça göstereceğim. Şimdi burada cevap anahtarı kısmı var en arkada. Geçtim burayı. Sözlük kısmının hemen arkasında olmalı. Evet, bakın burada sol taraftan kaynakçamız başlıyor. Kaynakçada biraz önce yazdığımız şeylere bakalım. Eser sahibinin soyadı, adı, eserin adı, yayın evi, basıldığı yer ve basım tarihi. Şimdi arkadaşlar, bakın ilk sıradaki kaynakçaya bakın. Eser sahibinin soyadı Doğanay. İsmi H. Çavuş. Kitabın adı, yani eserin adı, yararlanılan kaynağın adı Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Nerede basıldı? Ankara. Yayın evi PGM Akademi Yayıncılık. Bakın size sadece bir tane örnek gösterdim. İşte kitabımızın arkasındaki kaynakça kısmı bu. Peki kitabımızda gazete haberi mi kullandı? Bakın o zaman ne yazmış? Hangi tarihli haberi hangi gazeteden aldıysa bunun ismini yazmış. Örneğin 12 Mayıs 2016 Hürriyet gazetesinden bir haberi almış, yayınlamış. Bunu kendi yapmadığı için kaynakçada belirtmiş. Bakın internet siteleri. Teker teker internet sitelerini yazmış. Nereden aldıysa. Biz özellikle son dönemde internetten yararlandığımız için kaynakçaya internet adreslerini yazmalıyız. Mesela kitabımızda kullanılan görsel kaynakçalar, yani resimler. Bakın alınan resimler, başkalarına ait resimleri de burada belirtmiş. Hangi resimler olduğunu belirtmiş. Bakın sayfa sayıları teker teker hepsi yazıyor. Mesela şuna bakalım. 28. sayfada üstten birinci sırada bir gazete haber alınmış, bir resim alınmış. Buna bir bakalım. 28. sayfa. Hemen açtım. Yani şu resim. Şu resmi başka bir yerden almışlar, kaynakçada da belirtmişler. İşte kaynakça bizim bu şekilde yazılıyor. Gelelim, dipnot ve kaynakça kullanmak neden önemlidir? Şimdi asıl önemli olan kısım burası arkadaşlar. Dipnot ve kaynakça eğer kullanırsak bilgi hırsızlığı yapmamış oluruz. Yani başkalarının emeğini çalmamış oluruz. Özellikle ikinci kısım çok önemli. Emeğe saygı gösteririz. Düşünsenize, belki de o yazan kişi günlerce, aylarca, gece gündüz yazmıştır bunu ama biz bir anda hemen alıyoruz, kaynakça göstermeden yapıyoruz. Sanki bizimmiş gibi. İşte bu emeğe saygısızlıktır. Kaynakça kullanmak emeğe saygı gösterdiğimizi göstermiş olur. Ve dipnot ve kaynakça kullanarak araştırmanızın güvenirliğini arttırabilirsiniz. Yani bunu bir siz bilimsel veriye dayandırıyorsunuz, bir kitaba dayandırıyorsunuz. İşte kaynakça kullanmak bu yüzden önemlidir. Evet arkadaşlar, böylelikle 4. ünitemizin son konusunu da bitiriyoruz.
Dersimizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.